AK Parti Gençlik Teşkilatı üyesi Betül Önderoğlu 27 yaşında trafik kazasına kurban gitti. Ölümü AK Parti'yi yasa boğdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Vekili Efkan Ala üzüntülerini paylaştıkları mesajlarla dile getirdi. Henüz 27 yaşında hayatının baharındaydı. Siyaset kariyerinin basamaklarını çıkmaya başlamıştı. AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliğine kadar yükseldi. Ancak ölüm onu feci bir trafik kazasında yaşamdan kopardı. Betül Önderoğlu hayatını kaybetti. Korkunç kazanın adresi Ankara'nın Çankaya ilçesiydi. Barış Önderoğlu kontrolündeki araç Dikmen Caddesi'nde kontrolden çıktı, ağaca çarptı. Ortadan ikiye bölündü. Aracın yarısı karşı şeritten gelen başka bir otomobille çarpıştı. Diğer yarısı ise ağaca takılı kaldı. Kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü Barış Önderoğlu, ablası Betül Önderoğlu ve araçtaki üçüncü isim Ayşenur Gök yaralı olarak hastaneye gönderildi. Ancak 27 yaşındaki Betül Önderoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzüntüsünü sosyal medyadan dile getirdi. Kıymetli kızımız Betül Önderoğlu'nun bir trafik kazasında vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim dedi. Önderoğlu ailesi ve AK Parti teşkilatı ile sevenlerine başsağlığı diledi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Hala Önderoğlu'nun fotoğrafını paylaştı sosyal medya hesabından. Betül kardeşimizin hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim dedi. Parti sözcüsü Ömer Çelik'te kardeşimizi geçirdiği trafik kazası sonucu kaybettik. Çok üzgünüz sözleriyle Önderoğlu için taziyede bulundu.